Burada dünyanın en iyi lahmacununu yapıyoruz ama. Dünyanın en iyi lahmacunu yapıyoruz. Dünyanın en iyi lahmacunu. Nasıl? Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Beylikdüzü. Beylikdüzü'ne kadar Kadıköy'den beni getiren şey bir iddia. Yazdı. Normalde mekan davetleri oluyor çoğu zaman. Bakıyorum şöyle genel olarak. Klasik alıştığımız şeylerse, kebapsa, ne bileyim böyle burgerse, dönerse pek böyle gitmek istemiyorum çok uzak olduğu zaman. Sonra yorumlara bakıyorum. Google yorumlarına bakıyorum. Bayağı iddialıysa geliyorum. Buralara kadar sizi getirecek bir lahmacuncuymuş Esto Lahmacun. Daha denemedim. İçeri gireceğiz, bakacağız. Nedir farkları? Dediğim gibi Kadıköy'de 100 tane lahmacuncu var. Beşiktaş'ta 100 tane lahmacuncu var. Onları aşağı aşağı buraya geliyorsam bir farkı olmalı diye düşünüyorum. Bu iddiadaymış. İçeri gireceğiz. Şimdi sohbet edeceğiz bununla ilgili. Türkiye'nin en geniş kapsamlı YouTube kanalındasınız. Başlıyoruz. Ustam kolay gelsin. Hayırlı işler. Teşekkürler abi. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyi abi, sen nasılsın? Dışarıda dedim. Ta Kadıköy'den geliyorum. Öyle bir iddiada bulundu ki dedim. Ta beni Kadıköy'den buralara kadar getirdi. Nedir buranın hikayesi? Oston'un bir anlatır mısın bize? Burada dünyanın en iyi lahmacunu yapıyoruz abi. Dünyanın en iyi lahmacunu yapıyoruz. Dünyanın en iyi lahmacunu. Nasıl? Yani mesela benim bugüne kadar yediğim bir sürü lahmacun hepsini var. Hepsini sana unutturacağız bugün. Unutturacaksın. Evet. Buyur abi. Öncelikle ustalarımızın tecrübesi. Tamam. Hepsi 25-30 yıldır bu mesleğe kendilerini adamışlar. Çok iyi. Fırınımızın odunlu olması, meşe odunu kullanıyoruz. O iyi. Çok önemli bir şey bence. Hamurumuz için Konya'dan un geliyor. Ova'nın birinci kalite unu kullanıyoruz. Kuzey eti kullanıyoruz. %100 kuzu. Ondan sonra tadına bak sen karar ver abi. Eyvallah. Osto ne kadardır var? 7 ay önce açtım. 7 ay önce. Yeni bir işletme. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni olmamıza rağmen İstanbul'un her yerinden misafirlerimiz geliyor. Daha önce neredeydin? Daha önce Urfa'daydık. Burada Urfa'da. Urfa'dan geldim. Urfa'da mahalle fırını işletiyordu. Bu tür restoran falan değil de mahalle fırını işletiyorduk abi. Bilirim o kültürü, çok severim. Evet. İnsanlar evde yemeğini hazırlar, getirir, aynen, pişirtir. Evet. Lahmacun içini hazırlar, getirir, pişirtir ve aynen, kendi zevkine göre lahmacunlar yaparlar. Bizim Adana'da da öyledir, Hatay'da da öyledir. Ben Adanalıyım bu arada. Antep'te de öyledir. O zaman yavaş yavaş fırına doğru gidelim. Ben odun fırınına bayılırım çünkü. Buyurun. Buyurun. Evet efendim, odun fırını. Odun fırını çok önemli. Ben genelde ustalara bu konuda anlatmaya çalışıyorum ama pek şey yapmıyorlar. Çünkü zahmetli herhalde odun fırını. Zahmetli ve maliyetli. Ne kadar maliyeti arttırıyor? Şu anda bir ton odun 2000 lira. Doğalgaz olsaydı? Doğalgaz olsa bunu 500 liraya bitirebilirsin. 4 katına yani. Tabii 4 katına daha maliyetli ve ustalarımız için çok yorucu. Bu değil mi? Tabii. Ama bunun da tadı başka ya. Bunun da lezzeti başka. Asıl lezzeti veren odun zaten. Evet, burada ne kadar fazla lezzet aldığımızı biliyoruz. Mesela yemeklerde, fırın yemeklerinde. İşte kilis tavaydı, ne bileyim pirzola vardı falan. Bunda acayip bir şekilde dönüşüyor. Şimdi içini nasıl hazırlıyorsunuz hamurun? Daha sonra içini, lahmacun içi nasıl sizde? İç harcını, formülünü söylemek istemiyorum. Çünkü bize özel bir formül. Ama biraz böyle bir tüyo vermen lazım. Tüyo vereyim tabii. Kuzu eti kullanıyoruz öncelikle. Kuzunun neresi mesela? Kuzu boşluğu kullanıyoruz. Kuzu boşluğu. İçine koyduğumuz malzeme domatesi, kapya biberi. İsot Urfa'dan geliyor, özel isot. Ev evet. Yapımı isot. İçine kullanılan malzeme birinci sınıf malzeme. Tamam. Et oranı fazla. Asıl lezzeti veren o aslında. Yani soğan oranı çok düşük. Yat. Zerze oranı çok düşük, et oranı çok fazla. Yani Arapçadan gelme bir kelime lahmacun. Lahm biladin. Aynen abi. Onun da bütün şeyini veriyorsunuz yani, hakkını. Şöyle bir serme tarafını da böyle göstermek isterim ben. Şöyle geleyim ustamın yanına. İç harcımız iki ayrı şekilde hazırlanıyor tabii. Burada acılı ve acısız olmak üzere. Biz acılı seviyoruz. Sosyal medyanın da gördüm, daha farklı şeyler de yapıyorsun lahmacunla. 14 çeşit lahmacun yapıyoruz 14 abi. 14 çeşit tabii. Lahmacun. Neli var mesela? Cevizli, sarımsaklı, patlıcanlı, yumurtalı. Yumurtalı. Dördüzü yaradı tabii. Başka? Spesyal. Ha, Urfa'da yok bunlar. Senin Urfa'da yok. Dinleri. Urfa'da klasik acılı acısı lahmacun. Evet. Şimdi bu alet çıktıktan sonra biraz daha işiniz kolaylaştı. Bu lezzeti etkiliyor mu peki? Yani birebir aynı zaten, fark etmiyor. Hamerden ha bu. Doğru. Çünkü hamurun inceliğini bu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle incecik bir hamur açıyorsunuz. Tabii bak, kopmuyor. Kaliteli un olduğu için kopmuyor. Normalde kalitesiz bir un kullanırsam bu kopma yapar. Bu şekilde. Lezzette fark ettirir mi? Kesinlikle etmez, aynı lezzet. Peki biraz şey görüyorum, tam buğday un mu? Açmak için tam buğday unu kullanıyoruz da ama hamur sadece beyaz un. Beyaz un. Hamur yoğrulurken beyaz un. Bunu açmada kullanıyoruz. Sağlıklı olsun diye aslında tam buğday yapsanız iyi olur ha bence. Yani bu şekilde elastik bir şey alamayız bence. Alamazsınız. Doğrudur. Bir deneme yapsanız iyi olur çünkü eskiden bu şekilde evlerde tam buğday olarak kullanıyordu. Sonra 1950'li yıllarda beyaz una geçti. Çok da sağlıklı olduğu söylenemez beyaz unun gluten tarafından. Evet hocam, ufak ufak da çıkartıyorsun lahmacunları. Birini şöyle buraya savurmanı isteyeceğim sana zahmet. Çıkan lahmacunu. Oradan yürüyor. Şimdi bu arada burada pizzalar da var.
Bir de bazı görseller gördüm. Lahmacun hazırlanana kadar onu göstereceğim. Evet ustam. Önünü gösterir misin? İç malzemesini. Şöyle. Şimdi bazı yerlerde böyle çullama dediğimiz tamamen dolu, hiç hamur görünmeyen yapılıyorlar. Bazıları da böyle. Çullama var mı sizde? Tamamını doldurdunuz. Tabii yapabiliyoruz o şekilde. Müşterinin isteğine bağlı şekilde tamam. Yapabiliyoruz. Bir tane de çullama gösterelim lütfen. Yani usta olarak müşterilerimize bu şekilde yemelerini tavsiye ederim. Çünkü çullama olduğun zaman hiçbir tad alamazlar. Ben daha çok seviyorum ama ya. Daha çok malzeme, daha çok şey yiyorum. Hayır. Al al. Tad alamazsınız. Yani bu şekilde yerseniz daha güzel. Ustam. Bizim lahmacunun özelliği de böyle olması. Pekala. Bir bundan yiyelim, bir de çullama yiyelim o zaman ya. Şimdi bu arada duvarda bazı yazılar gördüm. Şimdi aynalı ve kendim de görüneceğim. Onları da göstermiş olayım biraz. Esprili şeyler yazmışlar. Prensesler de lahmacun sever. Bir kızı 100 kişi ister, lahmacun ısmarlayan alır. Ben oradan mı kaybediyorum ya acaba? Kimseye lahmacun ısmarlamadım şimdiye kadar. Bence bir ısmarlayan birini bul abi. Oradan kaybettim. Aşk mı para mı, lahmacun mu? Bunlar da keyifliymiş. Bekarlık sultanlık diyerek ben bu konuyu kapatıyorum burada. Ustam o zaman lahmacunları size zahmet hazırlayıp gönderirsiniz. Tabii. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Şimdi kanapeyle olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Lahmacun geldi. Bir ısırık Instagram Reels için aldım. Şöyle bir çıtırtıyı göstermek isterim size. Şöyle kenarıma doğru da mikrofona doğru da alayım görün. Gerçekten ilk tadını aldığımda lezzet aldım. Şimdi şöyle yavaş yavaş bir tüketeyim. Son zamanlarda lahmacunla aşk yaşamaya başladım. Hani benim en sevdiğim yemek sarmadır, bilenler bilir. Lahmacun kebabı geçebilir son zamanlarda, o kadar çok tüketiyorum. Şimdi bahsettiğinde iddiasında dedi ya, ben dünyanın en iyi lahmacun yapıyorum. Bana ne verebilir ki dedim ama iyi lahmacun vermiş. Şöyle söyleyeyim, gerçekten o hamuru incecik, çıtır çıtır bir lahmacun şeye dönüşmüş. Hamura dönüşmüş. Bunu her yer sağlayamıyor. Neden sağlayamıyor? Bazısı maliyetten kaçıyor. Bazısı o ustalığı bilmiyor. Bazısı odun fırınının kıymetini bilmiyor. O kadar kıymetli ki odun fırını, anlatamam size. Odun fırını biraz uğraştırıcı. Her usta uğraşmak istemiyor. Konuya biraz ticari bakıyorlar. Dolayısıyla yapmıyorlar. Lezzetten de vazgeçmiş oluyorlar. Anadolu'ya gittiğinizde çoğu yerde odun fırını vardır. Urfa'da da öyledir. Konya'da da öyledir. Et ekmeği yaparken muazzam arttırıyor tadını. Yani arttırmıyor diyorlar ama bence çok 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 fark ettiriyor. Şöyle mantarlı kaşarlı lahmacunumuz var dediler. Onu da deneyelim. Yani yenebilir ama benim ilk tercihim olmaz. İlk tercihim klasik lahmacun olur. Yani. Bunu yiyeceksem pizza söylerim. Geçelim buna. Cevizli lahmacuna. Gerçekten çok çıtır. Yani geçen bir video çekerken söylemiştim. Çıtırık diye bir söylem geliştirmiştim. Çıtırık diyebiliriz buna. Cevizli fena değil, güzel. Ama yine de tercihim klasikten yana olur. Bu da dördü bir aradaymış. Ustamı da göstersene. Oradan kenardan elini koyuyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Bunu niye severim? Şimdi cevizini yiyorum zaten de. Burada su var. Söğürmeli. Özellikle mevsiminde, patlıcanın mevsiminde Antepliler söğürmesiz, buna patlıcan şeyi söğürme derler. Bu da çullama olarak. Çullamamız. Bu arada gelmişken sorayım, fiyatlar ne klasik lahmacun? Klasik lahmacun 18 lira. Cevizli lahmacun 22 lira, sarımsaklı 20 lira. Spesyal 25 lira, dördü bir arada 25 lira. Çullama? Çullama. O da 25 olur muhtemelen. 18 lira. Gelen Orhan abimin münasebetiyle çullama seni de 18 lira vereceğiz. Eyvallah. Patlıcanı güzel, cevizli güzel ama ben yine klasikçiyim, şimdi çullamaya geçeceğim.
Bir bardak alabilir miyim? Şimdi ben çoğu videolarda dedim ya, lahmacun benim için kırmızı çizgimdir. Hem Adanalı olmamdan dolayı hem de çok sağlıklı bir çiçek diye. Doktor arkadaşım dedi ki çok tuz var. Evet sağlıklı ama çok tuz var. Ödem toplar. Ondan dolayı şöyle bir karışım yap dedi. Ben de onu yapacağım şimdi. Bu arada şalgam olarak da marka tercihiniz sizin ne oluyor? Benim birkaç marka var. En iyisi bence o Serfresh ve Usta Şalgam. Aynı şey firma üretiyor zaten. Başarılı. Sonra Ali Göder. Sonra bu Turnip. Güzel başarılı şeylerden. Bardak dersin içeceğimizi yapacağız. Mantarlıyı denemiştim. Cevizi denedim çünkü çullama kalmıştı. Halim abi. Önce ayranımızı döküyoruz. Yarım. Sonra üzerine şalgam. Şimdi bardak şeffaf olsaydı daha rahat gördünüz de. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şeye dönüşüyor. Ve çok lezzetli bir hale geliyor. Şayran. Bana afiyet olsun. Hem şalgam içmiş oluyorsun hem ayran beraber. Heh, çullamada dedi ya usta. Çullama yemeseniz, normalde yeseniz daha mutlu olsunuz. Ben sebebini açıklayayım. Şu an elime alınca anladım. Biraz da çıtırlığı gidiyor. Bunu koymak için malzeme bol ya. Ama çullamanın da tadı ayrı vallahi. Daha çok malzeme, daha lezzetli hale götürüyor. Hiç limon sıkmadık farkındaysanız. Etin lezzetini alayım dedim. Şimdi bunda isotlu olduğu için biraz daha böyle acılı acılı hararetli kılıyor olayı. İstanbul için net olarak şunu söyleyeyim. Yemeyeceğiniz en iyi lahmacunlardan. Yani yediklerinizi unutturacağını dedim. Benim yediklerimi unutmadım. Ama bu da bayağı başarılı, bayağı güzel. Yani Beylikdüzü tarafına gelirseniz ve lahmacun seviyorsanız mutlaka burayı tercih edin. Gerçekten hakkını veriyor ve fiyat anlamında şu an benim bildiğim kadarıyla bu kalitedeki lahmacunlardan bahsediyorum. Ucuz lahmacun vardır belki. Ne eti olduğunu bilmediğiniz, nasıl yapıldığını bilmediğiniz, sırf karın doyurmak için yenebilecek lahmacunlar vardır. Ama üst düzey kaliteli lahmacunlardaki fiyat olarak çok iyi, 18 lira. Şu an dediğim gibi 20-25 bandında. Daha da artacaktır çünkü ekonomi hali malum. Her gün her şeye zam geliyor. Yakıta zam gelirse, elektriğe zam gelirse, her şeye zam gelir. Bunlara da zam gelecek. Yapacak bir şey yok. Buna alışacağız artık. Her gün daha da katlanarak devam edecek. Denemediğim şurası kaldı herhalde. Dediğim gibi burası kesinlikle listenizde olması gereken lahmacunculardan. Bu taraf yoğunluğu düşünmüyorsa bile düşünün gelin. Navigasyonda çıkıyor burası. Ama bulmak biraz zorluyor. Hocam burayı tam olarak nasıl buldular? Ben şimdi gelirken zorlandım navigasyonda bulmaktan. Beylikdüzü Medikan Hastanesi'nin hemen yanında E5'e 0. Medikan'ın yanı. Medikan Hastanesi'nin hemen yanında Cumhuriyet Çarşı'nın içindeyim. Ben oldukça beğendim. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.